Selam. Sabah sabah nereye gidiyorum? Çarşıya gidiyorum. Aslında sabah değil, öğlen oldu. Saat neredeyse 11.30'a geldi. Bütün işlerimi hallettim. Mutfağı toparladım. Nevresimlerimi değiştirdim. Duru Hanım'ı doyurdum. Şimdi kapıda dolmuş bekliyorum. Çarşıda bir iki işim var. Hem taksit vereceğim hem de bankada işim var. Bankaya uğramam lazım. Çocuğu bıraktım. Babaannesiyle dedesi evde zaten. Öyle bir saat içinde gelip gitmem lazım. Çünkü kayınvalidem bayağı rahatsız. Çok da bakamıyor çocuğa. Bu aralar gerçekten çok rahatsız. Bazen soruyorsunuz bloglarda görünmüyor diye. Yani nefesinden sıkıntısı var. Astım başlangıcı dediler. Akciğerinde de enfeksiyon çıktı. İlaç kullanıyor. O yüzden hiç hali yok. Hep yatıyor yani. Sürekli yatıyor. Sürekli yattığı için de onu çekemiyorum haliyle her zaman. Dün biraz böyle iyi gibi oldu. Kalkar gibi oldu. Akşam kötüydü, şimdi de öyle. Nefes nefese kalıyor böyle. İnşallah geçici bir durumdur. İlaçlar fayda eder. Öyle, o yüzden çok oyalanmadan hemen hızlı hızlı işlerimi halledip gelmem lazım bakalım. Yağmur da yağıyor. Hava o kadar soğuk ki yarın zaten yarın ve perşembe günü kar yağışı gösteriyor bakalım. Zaten gerçekten kar soğuğu var. Öyle. Kötü arkadaşlar vallahi. Bankadaki işimi hallettim. Taksit veriyorum. İki yere daha taksit vereceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Çok ıslandım. Şemsiye açılmıyor. Şemsiye uçuyor arkadaşlar. Şemsiyeyle yürümek imkansız. Şemsiye almadım o yüzden. Rüzgar acayip. Ama acayip ıslandım. Donuyorum şu anda. Hemen eve gitmem lazım. Babamın yanına uğradım arkadaşlar. Babam kasap benim. Tezgahımı çek diyor. Baba vallahi tezgah jilet gibi yapmışsın. Babam yıllardır kasaplık yapıyor arkadaşlar. Genç kalmasının sırrı hep çalışması herhalde. Hadi ben gidiyorum baba, görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar sudan çıkmış balığa döndüm. Yemin ederim sırılsıklam ıslandım. Hiç durmadan yağıyor. Babam da dedi, çabuk eve koş, niye şemsiye almadın? Baba dedim, şemsiye uçuyor, elde durmuyor, acayip rüzgar var. Hemen şimdi dolmuşa gidiyorum valla. Mahvoldum. Çok şükür eve geldim ama kendime gelemedim. Hala donuyorum. O kadar mı ıslanılır, o kadar mı üşünülür yani. Neyse, hemen mutfağa geldim, yemek yapmam lazım. Türlü yapacağım, yanına da bulgur pilavı yapacağım. Bu da uslu durmuş, çok kaynamamış. Memelerimi çıkardım, güzel soyayım bunları, halledeyim. Hemen önce türlüyü ocağa atayım, ondan sonra pilavı koyayım arkadaşlar.
Çok şükür Duru'yu da uyuttum arkadaşlar. Saat 2 olmadan da yemeklerim pişti. Bulgur pilavım mis gibi oldu vallahi, domatesli. Az da biber salçası koydum. Türlüyü de kapattım. O da yine biber salçalı falan. Sarımsaklı, soğanlı. Bu da güzel oldu. Biz türlü yemeğini çok seviyoruz bulgur pilavıyla. Yanına cacık veya salatayla mis gibi oluyor. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz annemle beraber. Bakalım, çok acıktım. Duru Hanım bir saattir uyuyor arkadaşlar. Çok şükür uyanmadı. O arada Azra'yı alıp geldim okuldan. Çok üşüdüm, bir Nescafe içeyim dedim valla. Azruş da karnını doyuruyor içeride. Ben de camın önüne geçeyim, kahvemi içeyim. Valla donduk donduk bugün. Ablaları, Duru tam 2 saat uyudu. Ben şok, ben iptal. İlk kez bu kadar uzun uyudu. Komşularımız vardı, onlar için diyor. Şimdi kalktılar. Gittiler anneciğim komşular, değil mi? Kayınvalideme geçmiş olsuna gelmişler. Şimdi kalktılar. Gittiler, evet. Teyzeler gitti anneciğim. Sen ne güzel uyudun ama çok terlemiş. Üstünü başını hep değiştirdim, değil mi aşkım? Çok güzel uyumuş benim kızım ya. Aba da ders yapacak orada bak. Nerede Aba? Orada. İnşallah derse oturacak birazdan. Gel gitme, gel anneciğim gel. Karşı komşularımız geldiler. Bir saat falan oturdular kayınvalideme geçmiş olsun diye. Kahve yaptım onlara, bir şeyler koydum. Onlar da şimdi gitti. Birazdan Rıza gelir. Saat çünkü 5'e geliyor. Bugünü de akşam ediyoruz vallahi. Birazdan ödeve oturacağız. Azra'nın Allah'tan çok ödevi yok ama tekrar bakacağım, kontrol edeceğim. Yağmur hiç durmadan yağıyor. Böyle bu koltuktan camdan izliyorum. Demin kahvemi de içtim bir güzel. Bugün vallahi çok üşüdüm. Çarşılarda çok ıslandım. İnşallah hasta olmam. Rüzgar şemsiyeleri nasıl uçuruyor yani? Sağlam olan şemsiyeler bile kırılmış insanların. Yollarda hep kırık şemsiyeler vardı. İnanır mısınız? O yüzden almadım bile. Hiç dedim onunla uğraşamam. Öyle de bir takıntım var yani. Bozuk şemsiyeyle uğraşamam. Uçan şemsiyeyle hiç uğraşamam. Elimde böyle çok poşet taşımayı sevmem. Hani yağmurda falan. Böyle garip garip huylarım var. O yüzden ıslandık. Yağmur suyunu yedik. Babam çok kızdı valla. Söylendi baya. Efendim anneciğim. Ye mamanı. Tamam, ye elindekini. Komşular eticin getirmişler. Onu gördü masanın üstünde. Onu yiyor şimdi. Evet, teyzeler buna eticin getirmiş. Öyle işte. Annesini bırakmayan Duru kız. Burada hiç koltukta yanımdan ayrılmıyor. Ne yapıyorsun? Öpücük yollar mısın? Çok seviyorlar seni öpücük yollayınca. Hadi öpücük yolla. Öptüm. Öptüm. Elini bırak. Maman orada, evet. Benim suyum da orada. Duru'nun suyu da orada. Öpücük yolla. Bak ablalar bakıyor. Öpücük yolla. Öptüm. 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 Yemeklerin altını yaktım arkadaşlar. Rıza da geldi. Salatamı hazırladım. Şöyle mis gibi salata yaptım. Mor lahanasını bol rendeledim. Duru Hanım konuşturmuyor. Duru'ya yemeğini yedirdim tabii ki önden. Bulgur pilavıyla türlü yedi. Bir de bir kase kadar yoğurt yedi. Onun karnı tok. Şimdi biz yiyeceğiz bakalım. Yemeğimizi yedik. Mutfağı da toparladım. Tencereyi de yıkadım. Küçük şeyi aldım. Tencereye aldım kalan yemeği. Burada da tabii ki akşam çayı demledim mis gibi. Bir yarım saat demlensin. Çayımızı da içelim. Saat tam 9. Duru'yu uyuttum çok şükür. Mutfağa geldim. Kahvemi yapmaya. Bugün hiç Türk kahvesi içmedim çünkü. Kahvemi yapayım. İçeride de Rıza'nın halası var. Kayınvalidemle oturuyorlar. Kahve istemedi. Nescafe istemedi. Çay istemedi. Hiçbir şey istemiyorum dedi. Dedim o zaman ben kendime kahve yapıyorum. Biraz onların yanında oturacağım. Onlar içmek istemediler. O yüzden şimdi kahvemi yapayım. Onların yanına gideyim.